Herkese merhabalar, ben Ceyda Öztop. Bugün yanımda Show TV'nin sevilen dizisi Aşk Aldatır'ın çok değerli iki oyuncusu Denizcan Aktaş ve Hafsa Onur Sancak Tutan var. Onlar için çok keyifli sorular hazırladık. Buyurun başlayalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Biz de hoş bulduk. Öncelikle sosyal medyada çok sıkı bir takipçi kitleniz var. Çok güçlü ve sevilen bir çift haline geldiniz aslında. Bu size ne hissettiriyor? Yani tabii çok keyifli sevilen bir çift haline gelmemiz. Zaten aslında bu işi de biraz bunun için yapıyoruz. İnsanların bizi beğenmesi, sevmesi o yüzden bizim için çok önemli. Ve onların desteklerini hissettikçe aslında daha da motive, daha da inançlı çalışmaya başlıyoruz. Evet. Yani ilk başladığımız günden bugüne kadar öyle bir kademeli olarak artış oldu bu sevgide. Ve biz de her geçen bölüm daha da böyle asılarak, daha da işte mutlu olarak, motive olarak çalışmaya devam ediyoruz. Aynen, bence öyle. De çok uyumluyuz. Evet. Sen neler söylemek istersin? Ben de Deniz'le aynı düşünüyorum. Ya bu seyirci kendinden bir şeyleri gördüğü için belki de. Hani çok içten ve sıcak, gerçek olan bir şeyler olduğu için bence bu yüzden çok sevildi. Ya biz de onları çok seviyoruz. Onlar sayesinde de biz de böyle daha ayakta, daha dirençli böyle devam ediyoruz yani. Ya ekrandan gerçekten bizlere geçen çok güzel bir enerjim var. Çok duru bir güzelliğim var. Teşekkür ederim. Ada ile ortak noktaların var mı? Ada'da kendini bulduğun noktalar. Ben ikimizin benzediğini düşünüyorum. Sadece Hafsa biraz daha kurnaz. Ama onun haricinde birçok uyum çok benziyor. Yani aynı onlar. Peki sizce Yusuf Ada aşkı bu denli neden çok sevildi? Neden bu kadar sevildi? Neden? Yani işte Hafsa'nın da dediği gibi insanlar bence daha kolay empati kurabiliyorlar bizim ilişkimizle alakalı. Çünkü böyle çok fazla işte vurdu kırdı silah ve yani acı var tabii ki ama ağlatan bir durum var tabii ki ama böyle çok sert duygular yok. Daha naif, daha işte herkesin yaşayabildiği, herkesin günlük hayatta da görebildiği bir enerji ve olaylar başlarından geçiyor. Bence o yüzden seyirci de ekstra sahiplendi bu ilişkiyi, bu aşkı diye düşünüyorum ben. Evet, ben de aynı şekilde. Yani güzel sıcak bir şey var. Ben ona hep inanıyorum. O enerji hani geçtiği için onlara da geçiyor. Yani gerçekten çok güzel enerjiniz var. Hiç bozulmasın. Teşekkür ederiz inşallah. Denizcan sana sorayım. Aslında daha önce oynadığın dizilerde de bu dizide de kendini karakterini rolünü hakikaten en iyi biçimde veriyorsun. Yusuf'ta seni çeken ne oldu? Yusuf'ta beni çeken ne oldu? Bir kere adayla aşkları beni çok etkiledi. Çünkü biz en başından beri ilk senaryo toplantısında da yönetmenimizle görüştüğümüzde de yani her zaman böyle bir yerden, naif bir yerden kurmayı planlamıştık bu ilişkiyi, bu aşkı ve yaşadıkları hayatı. Özellikle Yusuf'un hayatla mücadelesi ve yaşama, hayatla mücadele tarzı beni çok etkilemişti. Çünkü çok gerçekti ve gerçekten ciddi bir mücadele vardı. Alın teriyle parasını kazanan, işte dedesi ve ailesi için ayakta kalmaya çalışan ve para kazanmaya çalışan, geçinmeye çalışan, bununla birlikte insanlara da yardım eden, yani hayatta bölünüp herkese kendinden bir şeyler vermeye çalışıp özverili bir karakterdi. O yüzden ben en başından beri zaten Yusuf'u çok sevmiştim. İşte bizim de biraz tabii yolda şekilleniyor galiba bu durumlar. Biz de senaryoyu okudukça, devamını gördükçe daha çok tanıyoruz karakterlerimizi. Bakalım, güzel gidiyor. Benim için Yusuf'ta en çekici kısmı ama oydu. Yani hayatta mücadelesi ve hayata olan umutlu, inançlı bakışı. Yusuf çok fedakar bir karakter ama aynı zamanda Ada da öyle. Çok fedakar, çok naif. Kendi iyiliğinden çok belki de başkalarının iyiliğini düşünen. Senin Ada'da hiç kızdığın noktalar oluyor mu Hafsa? Ben bunu bir videoda daha söylemiştim. Ben olsam, ben Hafsa olsam ay o yüzden kızıyorum. Yani ben dayanamazdım. Ben sevdiğim insana hemen giderdim. Onun o ikilemde kalmasına kızıyorum. Böyle hani gitgellerine, gururlarına. Yani ben öyle biri olmadığım için onda sadece ona kızıyorum mesela. Daha şey olabilirdi. Cesaretli, böyle atılgan olabilirdi. Çünkü aşk bu. İnsan her şeyi yaptırıyor yani. Yani öyle. Kızdığım nokta orası benim. Onun haricinde yok. Onun dışında yok. Evet. Peki set ortamını soralım biraz. Çok samimi bir hava var burada. Çok eğlenceli. Nasıl geçiyor çekimler? Siz de gördünüz işte. Biz evet böyle gayet keyifli, huzurlu, mutlu çalışıyoruz.
her şey gayet yolunda. Şimdi o klişeye girmeyeceğim, biz çok arkadaş, aile gibi olduk ama gerçekten öyle oldu bir öyle, yerde. Öyle, evet. Hakikaten. Bir de şöyle, yönetmenimiz çok sıcak, çok komik, çok içten. Yani sürekli bizi böyle bir yükseltiyor, bir up yapıyor yani. O bizi çok etkiliyor yani. O yüzden bir de herkes, bütün ekip böyle aylardır da beraber çalışınca enerjiler tuttu, uyuştu. Biz çok mutluyuz. Çok güzel yani. Peki Aşk Ağlatır'da sizin de en çok etkileyen Ada Yusuf sahnesi hangisiydi? Ya aslında birden fazla var. Geçen de bunu konuştuk aslında ama mesela son zamanlarda hani seyircilerin de daha yakından hatırlayabileceği bu uzun bir zamandan sonra Ada ile Yusuf'un kavuşması ve sarılması sahnesi vardı evin önünde, Sumru pansiyonun önünde. Mesela o sahne gerçekten bence etkileyici. Biz oynarken de çok etkilendik. Yani evet, o zaman kesinlikle. Bir ortam bile bir değişti. Ekibin enerjisi değişti. Bir sessizlik oldu o sahne çekilirken falan. Bence herkese geçti o sahnenin enerjisi de o yüzden. Kesinlikle katılıyorum, evet. Bir de Rüzgar ve Nalan karakterleri var dizide. Sen gerçek hayatta Nalan'la arkadaş olur muydun? Ben olmazdım. Yani yok öyle, hani yok, olmazdım. Sen Denizcan, Rüzgar'la arkadaş olur muydun gerçek hayatta? Rüzgar'la ben arkadaş olurdum ya. Rüzgar iyi bir arkadaş olabilir aslında. Yani şimdi tabii biraz aşk durumu olduğu için aşk insana kötü şeyler yaptırabiliyor durumundayız. Biraz ama dönüşümünü izleyeceğiz. Evet, evet, evet. Öyle keyifli bir yeri de var onun. Ama Rüzgar kendi özel hayatında işte yaşlı bakım evinin sahibi ve oradaki insanlara yardım eden, işte barını yoğunu onlara veren ve yardımsever bir insan aslında. Öyle bir karakter. O yüzden çok da iyi arkadaş olurduk bence. Evet ama Rüzgar'la ben de olurdum. Evet. Ki zaten arkadaşım adı olarak. Ama Nalan karakteriyle ben olamazdım. Çünkü o Nalan karakteri olarak baktığımda bencil bir insan. Kendi çıkarları için hareket eden bir insan. Öyle insanlara tahammülüm yok. O yüzden ben olamazdım. Evet. Biraz da dönelim sosyal medyaya. Sosyal medyayı aktif kullanıyor musunuz? Vallahi ben kullanamıyorum. Ya. Yani olabildiğince aktif kullanabiliyoruz tabii. Çok da fazla fırsat olmuyor işte çekimlerde falan olduğumuz için sürekli. Ama olabildiğince aktifiz. Veya biz. Sen işte aktifiz yani. Evet. Set dışında neler yapıyorsunuz? Çok da yoğun bir tempo ama. Neler yapıyoruz? Spor yapıyoruz. Yapıyoruz. Dizi, film izleyebiliyor muyuz? Ben hiç öyle bir zamanım olmuyor. Yani genelde aileme ya da arkadaşlarıma zaman ayırıyorum. Onun haricinde kendime böyle minik minik şeyler, o kadar. Sen de misin? Yani işte evet, aile ve arkadaşlara zaman ayırmanın dışında spor ve dizi film, ya dizi pek izleyemedim bu ara ama film işte izlemeye çalışıyorum. Yeni çıkan filmleri izlemeye çalışıyorum. En son Kore işini izlemiştim mesela. Çok keyifliydi. Öyle. Favori filmin var mı, onu öğrenelim. Ya en son izlediğim için onu söyleyeceğim. Ama ismini unuttum. Kore filmi. Evet, neydi? Parazit. Parazit. Evet, en son onu izlediğim için onu söyleyeceğim. Parazit filmini çok beğendim, senaryosu. Evet, güzelmiş, öyle diyorlar. Ben daha izleyemedim. Enteresan. Senin var mı böyle yani hayatının anlamı ya da seni çok etkileyen hayatın boyunca bir film? Emelia diye bir film vardı. O beni çok etkiliyordu. Bir 5 defa izlediğimde her defasında aynı etkiyi gördüm. Çok aşk dolu bir film olduğu için belki de. Benim için güzel bir. Onu diyebilirim. Şimdi sosyal medyada çok seviliyorsunuz. Oradaki yorumları dikkate alıyor musunuz? Olumlu, olumsuz? Yani alıyoruz tabii ister istemez. İnsan bir şekilde karşısına çıkıyor bir yerde yani. Ama yani dikkate almak bunu birebir işte, çünkü olumlu yorumlar da geliyor, negatif yorumlar da geliyor. Şimdi negatiflere bakarsan insan ister istemez enerjisi düşüyor, mutsuz oluyor falan filan. O yüzden ister istemez dikkate alıyoruz ama yani işimize ve hayatımıza yansıtmadan sadece okuyup okey böyle düşünüyorlar. Bu bir yorumdur, eleştiridir, yapıcı veya yıkıcı. Okuyup değerlendiriyoruz ama yani bu çok da bizi etkilemiyor bence. Yani ben de şöyle düşünüyorum. Ben eleştiriyi çok seven bir insanım. Eleştirmeyi değil, eleştirilmeyi seven bir insanım. Hepsinin bana bir şey katacağını düşünüyorum. Ama bir de şöyle var. Bir eleştiriyi gerçekten eleştiri yapmak için, hani bu böyle olmalıydı demek isteyenler var. Bir de hani gerçekten eleştirmek için yapanlar var. Hani onları da okuyorum ama beni hiç üzmüyor.
Yani hoşuma gidiyor aksine. Yani eleştiriyi ben seviyorum. Evet. Benim okumak da hoşuma gidiyor. Onlara karşı bunu böyle yapmalıyım, bunu böyle yapmalıymışsın demek de hoşuma gidiyor. Çok teşekkür ederim gerçekten samimi yanıtlarınız için. Yan yana inanılmaz güzel görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. Son olarak sizi izleyenlere, sevenlerinize, hayranlarınıza söylemek istediğiniz bir şeyler olur mu? Nereye söyleyeyim? Oraya mı? Bizi izlemeye devam edin. Evet, bizi izlemeye devam edin. Biz büyük bir keyifle, aşkla ve inançla çalışıyoruz, yapıyoruz işimizi. İnşallah sizlere de bu enerji geçiyordur ve geçmeye de devam eder. Ve sizlere... çok güzel şeylerin olacağına inanıyorum ben. Adayla Yusuf adına. Evet. O yüzden takipte kalın. Evet. Sevgiler gönderiyoruz. Öptük kocaman.